Efendim merhabalar Biraz arkadaşlar gelsin Sonra çatır çatır Yayına çıkacağız Bekliyoruz daha normalleşmedi Çünkü bunları da görüyorum He, Bu tabi normalleşme planından Bahsedeceğim için kafamda Normalleşmedi diyorum Valla ilk olarak kim geldi biliyor musun Korkmaz Şahin geldi Korkmaz tebrik ederim seni havada bekliyormuşsun. Yazıda Emre'den geldi. Emre hoş geldin. Ziya Kapkitem, Emre Surfcasting bu. Meftun mutlaka izlesen yazmışın 27'si diye mutlaka indi. Ender Kaptan hoş geldin. Ziya hoş geldin. İspendek Mehmet hoş geldin. Tayfun Deniz hepiniz hoş geldiniz. Biraz çoğalsın ondan sonra konuşacağım. Valla bir sürü bak dosyalarla bir sürü şeylerle Ondan sonucuma böyle bir sürü notlar aldım bu notlarla hepsine tık 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 Ersin Yılmaz Hoş geldin Samet Kaya Hoş geldin Emirgen Ömer Hoş geldin kardeşim benim Ahmet Yüksel Hoş geldin Samet Kaya Hoş geldin hepiniz hoş geldiniz Armağan Hoş geldin Tayfun Deniz Ali abicim Hoş geldin Ali Esen. Filiz Hanım hoş geldiniz. Ondan sonra Mustafa abicim hoş geldin. Yusuf Nur hoş geldin. Mevlüt Şatıroğlu hoş geldin. Necdet Eren hoş geldin. Erim Topçu hoş geldin. Akın Erselcan hoş geldin. Sen gelir miydin Akın Erselcan hoş geldin. Mahmut Ünal, Yusuf Nur biz 27'sinde başlıyor biliyoruz diyor dur abi hepsine başlayacağız bir çoğalsın şurası gelsin bir de lütfen paylaşalım ki arkadaşlar bak güzel e, biraz dersime çalıştım onun için de e, böyle güzel güzel şey yapalım herkese e, bunu yayalım Mustafa abicim hoş geldin tekrar Erim Topçu Ali Akşamlar demiş eyvallah Feriha hoş geldiniz Ali Erdoğan selam demiş hoş geldin Ali Erdoğan <laughs> Ondan sonracıma bir şurada ne yapalım böyle kaldık tamam o zaman ne yapıyoruz abicim ben başlayayım ufak ufak şimdi arkadaşlar bu 27'si var ya bir defa 27'sinle ilgili konuşmadan önce şunları bir açıklayayım size bakın lütfen paylaşalım da birçok insan Mahmut Karahasan hoş geldin sağ ol kardeşim Afiyet olsun ne ya? Mahmut Karaslan. Ha çay içiyordum. Muhteşemsin Mahmut ya. Maho eyvallah. Ondan sonra Cuma. Şimdi. Birçoğunuz yazmışsınız. 27'sinde bu şey kalkıyor diye. Bir tane dangalağın biri bir şey paylaşmış. Demiş ki dangalak dangalak diyorum. 20 bir sürü şey yazmış, bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü şey yazmış ve bunun sonunda Naim hoş geldin, İlker Fidan Şükrü Hazar hoş geldiniz, ee, Osman Ünal abicim hoş geldin. Demiş ki sonunda bunların arz ederim, arz ederimi kocaman böyle bir yazmış o başlık gibi buraya da kocaman arz ederim yazmış. <laughs> Korkmaz Şahin yanımdaydı. Korkmaz Şahin'e dedim ki şeyi aradım. Balıkçılık ve su ürünleri avcılıktan sorumlu yardım genel müdür yardımcısı Türk Yılmaz. Sayın Türk Yılmaz'ı aradım. Dedim ki nasıl olacak bu böyle böyle bir şey var 27'si her şey açıklanıyor 27'sinde gidecek dedim adam dedi ki Derya Bey bu iş bizdeydi dedi fakat biz bunun hepsini çıkardık artık bizde değil bunların hepsini götürdük ee, şeye verdik ne derler valiliklere verdik dedim harika evet Valilikler böyle bir şey yapmış olabilir mi dedim. Yok dedi. Valilikler böyle bir şey yapamaz dedi. E dedim ama valiliklerin sorumluluğuna vermişsiniz dedim. Hala şu birileri bayrak zinciri yapıyor abi ya. Bayrak zinciri nedir abi ya? Onun bir sağına soluna bakın o bayrak zincirinin. Adam orada kendi sosyal medyasının reklamını yapıyor. Senin bayrak zincirini yapmıyor be kardeşim. Hala biraz bakın ya düşünün kafanızı çalıştırın ya. Ayıp Rana hoş geldin. Aykut Yardibi hoş geldin. Oğuz Ekici hoş geldin. Şimdi bu 27'sindeki hikayeye baktım ve ben bunu genel müdüre de aynı zamanda gönderdim. Dedim ki böyle böyle bir şey var genel müdürüm. Bana ne dedi biliyor musunuz? Bir gülücük attı. Sonra telefonla konuştu. Dedi ki biz bilmiyoruz dedi. Yani şimdi Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı ve oranın hiçbirinin haberi yok. Tamam mı? Artı üşenmeyin Google'a girin. Google'a yazın. Deyin ki 27 Mayıs yasak balık, balık yasakları diye böyle yazın abicim. Bakın ne çıkacak size? Ne çıkacağını söyleyeyim mi? Balık burcu çıkıyor. <laughs> tamam mı? Ondan sonra o hani balık yasakları var ya bir zaman gelecek onlar çıkıyor. Bütün gün oturdum üşenmedim haber seyrettim. Dedim ki ya bunu hiç olmazsa bu kadar gitti. Bizim balıkçılar bilmem neler herkes çatır çatır abicim ne yapıyor? Bunları şey yapıyor. Cemal Türkay sen gönderdin iyi yayınlar diyorsun. Lütfen bayrak zincirine altında küçük böyle bir çiçek var. O çiçeğe tıkladığın zaman seni başka yerlere götürüyor. Onlara dikkat edin bir şeyleri paylaşırken. Neyse gittim e, baktım yani hepsine tek tek bütün haberleri izledim, şeyi izledim hiç yok bir şey. Sonra dedim ki ya e, acaba yazsam Google'a çıkar mı? Balık burcu çıkıyor. 27 Mayıs'ta e, eski hani şeyler var. Onlar çıkıyor. Bir sürüsü çıkıyor ama hiç bizim bu 27 Mayıs'ta normalleşme planı çıkmıyor abi hiçbir yerde. Ne televizyonda çıkıyor ne herhangi bir yerde çıkıyor. Şimdi hepiniz biliyorum ki çatır çatır bu balık turu yapan adamlara şey yaptınız. Ne derler? Rezervasyon yaptınız. Yapın yapın hiç problem yok yapın. Tabii ki yapın abi. Kanun yapanların adamların haberi yok ama herkesin haberi var komik değil mi? Evet Aykut Yardı Aynen öyle komik. Şimdi ne oluyor abi bu böyle durumlarda? İnsanlar inanmak istediğine inanıyor. Sonra bunlar yanlış olunca diyorlar ki ya Allah Allah kardeşim ya nasıl olacak diyorlar. Böyle şey olur mu diyor. Bunlar yalancı bilmem ne falan demeye başlıyorlar oraya. Halbuki kimsenin haberi yok. Fox haberi seyrettim baştan sona. Ardından gittim, işte başka kanalları seyrettim, hepsini seyrettim, öteki kanalları da seyrettim. Bizim TV8'de haber yok, olsa kesin orayı seyrederim. Ee, reklam tabii yapmak zorundayım onu da. Bun buralarda yok, ama bir tane dallama çıkıyor, y sos ne normalleşme planı diye bir şey yapıyor. En altına da kırmızı bu kadar böyle kocaman arz ederim yazıyor. Ne dosya numarası var? ne herhangi bir şey var. Ek yok, bilmem ne yok, hiçbir şey yok. İmza yeri bile açılmamış. Elektronik imza bile olsa birinin adına elektronik imza olur. O bile yok. Abi genel müdür yardımcı söyledi. Valiler diye sana telefonda bakman gerekiyor. Evet abi yani sana da dinlettim ben korkmaz bunu. Biliyorsun yani. Tamer, Rahmi Özkan hoş geldin. Murat Karahan hoş geldin kardeşim. Bilal, Tamer, Bilal hoş geldin. Şimdi e, bir hıyar üşenmemiş yazmış abi bunları. Yazmış demiş o şunu yazarım, böyle yaparım, şöyle yaparım. Ya bu yazık ya. Ayıp bir sürü insanın hayal Bırakın ya balıkçıların hayalini ne oynuyorsunuz ya. Çok ayıp yani böyle bir şey. Burçlar çıkıyor 27 Mayıs yazınca burçlar. Bugün haberlerin hiçbirinde yoktu. İnternete yazın 27 Mayıs bak buraya yazmışım hemen. Arkamda bilgisayar var. 27 Mayıs balık yasa diye yazdım. Abi çıkan hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok yani. Ondan sonucu bak. Şimdi Murat Karahan da bu işleri yapmıştır aslında. Murat Karahan da e, incelemiştir, bakmıştır. Murat ne diyorsun? Var mı böyle bir şey? Sen gördün mü kardeşim böyle bir şey? Yok görmedin herhalde. Bilmiyorum ama ben aradım aradım bulamadım. Tabi senin kadar bu işlerde e, tecrübeli Yücel hoş geldin. Meral hoş geldin. Zafer Gülşen hoş geldin. Eyvallah kız Zafer. Lütfen paylaşın arkadaşlar. Paylaşırsak daha çok insana ulaşırız. Bunları anlatalım. İnsanlar kanmasın. Bakın şimdi. Şunu tekrar size göstereyim. Bak. Burada görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Şurada ne diyor? Sayı. Bak sayıya bak abi. Bu kadar sayı var. Bak numaraya bak sayı ne diyor izin talebi derya yol yapan konuyu yazmış sayı ve konuyu yazmış ardından demiş ki işte bununla ilgili tarihi yazmış ilgiyi yazmış hepsini yazmış tarım orman bakanlığı böyle bir izin veriyor diyor ki bu izin bu bu adam basın mensubudur Basın mensubu olduğu için de biz buna diyor ki çekimleri için İçişleri Bakanlığı'na da Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ve burada gördüğünüz bütün e, illere tek tek yazı yazıyorlar. Şimdi böyle bir şey varken nasıl olur abi? Bir düşünsenize. Birisi çıkmış 27'sinde arkadaş tamam. Hüseyin Çer Hakan hoş geldin Hakan Çeray. Hüseyin Öğüşlü hoş geldin. E, Derya abi kızmak yok. Sunum bitince karış karşılık konuşabilir miyiz? Erim Topçu ya söyle kardeşim niye kızayım ki ben? Sen şimdi söyle ne söyleyeceksen ben buradan herkese cevap veriyorum. Yoksa bunu niye yapayım? Yapmam yani böyle bir şeyi. Yap, hiç gerek yok niye yapayım? E, Necati Altınören hoş geldin. Ya, onu anlatacağım. Ben İki gündür, iki gündür İstanbul'dan çıkma izni almaya çalışıyorum. İstanbul'dan çıkayım diye izin almaya çalışıyorum. Arkadaşlarıma yanlış anlasınmasın, benim basın kartım var. Ben çıkarıyorum, basın kartımı gösteriyorum, diyorum ki arkadaş, bu benim basın kartım. Ben tamam işime bakıyorum, gidiyorum işime biliyorum. Özgür, hoş geldin. Ee, Nezih Çirit hoş geldin. Özgün Kara Diken hoş geldin. Abi incelemeye bile gerek duymadım demiş Murat Kara e, Evet Murat değil mi? Yani gerek yok abi. Ve insanlar yazmış. Demiş ki 27. Hadi süper. Yok öyle bir şey ya. Ne demiş bir daha? Murat bir şey daha söylemiş. Bir de yine çarşamba günü yasak. Bir de niye çarşamba günü yasak kalksın? <laughs> Bilmiyorum işte. E, yasak da bu şekilde başlamıştı. İmzanız, yazılar vesaire ateş olmayan yerden duman çıkmaz diye düşünüyorum. Bu arada sesimizi duyuruyoruz diye düşünüyorum. Çok haklısın sesimizi duyuyoru duyuruyoruz ama ateş olmayan yerden duman çıkmaz ya o bir yan, o, bunda değil abi o. Abi biri kuyuya taş atıyor aynen Emre öyle. Diğerleri işte hayaller kuruyor geçiyor. Evet Barış Balcı hoş geldin Gökhan Akgül hoş geldin Merhaba demiş Sebahattin Kurtuluş hoş geldin bazıları okuyamadım arkadaşlar özür dilerim hepinizden yani göremiyorum kaçırıyorum çünkü bunlara bakıyorum o arada Aykut bir İç Anadolu'da eyvah ne yaptık Heh. İç Anadolu'da ve Karadeniz'de bu tarihte bitecek avcılık çıkacak diye herhangi bir yazı ve izin yok. <laughs> Ee, insan ancak bu kadar olur diyor evet abi çok yani e, bir de mesela bazı kaptanlar var evet abi ben de istiyorum ya ben de istiyorum sizlerin balığa çıkın ki ben de programlar yapayım abi ben de sizleri göreyim e, soru sorayım diyeyim ki ya böyle böyle yapalım benim de programlarım gitsin ama böyle bir şey olmuyor ki olmuyor, olmuyor yani Derya bir sağol teyit ettiğin için demiş Ender kaptan. Ender biliyorsun yani konuşuyorum ben elimden geldiği yardımı yapmak istiyorum. Mustafa Azazi hoş geldin. Küçük çekme kiralık tekne küçük çekmece sahil güvenliği aradım. Adamlar diyor ki bayramdan sonra kalkacak ama kurallara uyalırsa. Bak 27'si değil o. O tarih 27'si değil. Abi kaptan aradı tema diye. Ya tema ne abi? tema diye bir yazı paylaştı. Biz de güven, güven, abi peki. Ben gördüm senin yazdığın şeyi. Onun altına ben de yazdım. Yalan dedim. Meftun, sana söylüyorum. Meftun, bak sen. Tema diye bir şey paylaşıyor. Tema ne ben bilmiyorum. Sen duydun mu daha evvel? Duydun mu duymadın? Mı? Bilmiyorum. Bunlar yazıyorlar. O yazının tamamına baksan. Tamamına bak. Ben atayım sonra sana. En sonunda bir tane arz ederim var bu kadar. Bak bu kadar. Elimle gösteremiyorum. Bu kadar ya. Yani. Arz ederim diye öyle bir şey yazılır mı bunun içinde bak. Burada gösterdim. Diyor ki Tarım Orman Bakanlığı Balıkçılık Su Ürünleri Genel Müdürlüğü. Sayı 6 milyon bilmem ne bilmem ne bilmem ne E 130 falan böyle bak yazıyor. İzin bilmem ne de. Abi yok böyle bir şey. Sonunda diyor ki bak. Sonunda burada diyor ki bakan adına diyor bak bakan adına genel müdür yardımcısı Bak burada yazmış bakan adına gelen Turgay Türk Yılmaz ve ben dedim ki sayın genel müdür yardımcım dedim e, imzanız yok burada dedim e, orada beni biraz tabii şey oldum dedi ki abi dedi e, orada dedi İmza almaz elektronik imza çünkü bu dedi. Zaten e imzalıdır diye burada yazmış ben onu fark edememişim. Bak şurada yazıyor. E imzalıdır diye. Neticede ben bu kadar şeyler alıyorum. İstanbul'dan çıkamıyorum. Bu insanlar çıkıp şeye gidecekler. Ya yok öyle bir şey ya. 27'sinde müşteri almaya başlayabilirsiniz diyor. Abi alın. İnşallah olur. Alın. İnşallah olur. Ama olmazsa o insanlarla hepiniz papazlık olursunuz. O insanlara vereceğiniz cevap şu. Diyeceksiniz ki arkadaş bir defa şu bir tam tamına belli olsun. Tam tamına belli olduktan sonra oturalım her türlü sizinim de ya. Sizden balığa çıkarım her türlü de. Kusura bakmayın. Ee, şimdi ben izin almışım izine çıkabilmek için bak nereler demişim? İstanbul valiliğine. Ondan sonra Antalya valiliğine, Adana valiliğine, Aydın valiliğine, Balıkesir valiliğine, Çanakkale valiliğine, İzmir valiliğine, Mersin valiliğine, Muğla valiliğine. Bunların hepsine bu yazılar gitti. Oralarda balığa çıkacağız. Yani kim diyor Ender mesela sen diyorsun ki 27'sine müşteri almaya başlayabilirsiniz diyor. Kim diyor bunu? Ben onu da bana söyler misin? Ee, Ender bir söyle. Güllük Huzur Teknesi hoş geldin kardeşim. Fikret Karabudak İzmir'den selamlar. Kıyı oltarıcı ne zaman? Şimdi, heh, Bakın onu da anlatayım. Kıyı oltacıları ne zaman başlayacak diyor. Şimdi bütün iş nerede her zaman söylüyorum. Bizim Boğaz'da birileri çıktı gakkuk etti ya. O gakkuktan sonra bütün kıyılar yasaklandı. Kıyılar yasak. Neden? Kıyılarda çünkü oturup alem yapılıyor. Alem yapmaması lazım o kıyılarda. Onun içinde yasaklar geliyor. Bir, o yasaklar var. Aykut Yardibi demiş ki aynen 27 diye bir tarih yok sadece umutlar var yani umut ediyoruz ki bayramdan sonra düze ben de umut ediyorum çok doğru söylüyorsun Aykut Yardibi aynen öyle olacak abi ben bir belge hazırlasam 20 Mayıs'ta yüzlerce kişi kar kıyılara dökerim diyor. Bak Murat da yapar mı? Yapar. Ama sonra ne olur? Sonucuna ne olur Murat? Bilmiyorum. Şimdi onu ya hazırlayanı da bulacaklardır. Siz kafanızı yormayın. Balıkçılık koronayla ne alakası var? Serbest olması lazım. AVM'ler açıkken. Doğru söylüyorsun Naim. Bence de açık olması lazım ama olmuyor. Onu söyleyeceğim. Kara avcıları tamam mı? Yasak. Tekneyle çıkıp iki kişi amatör avcı iki kişi mesela 5 metrelik 4.95 işte 4.80 4.50 teknede 2 kişi çıkıp istediği yerde istediği gibi av yapabilir bunda problem yok bak hiçbir şekilde pro program yok ama İbrahim Gücük Gül Adana'dan selam söylemişsin aleyküm selam ama, ama e, bir üçüncü kişi olmaz neden olmaz biliyor musun sosyal mesafe kuralına uygun olmaz şimdi ileride Balık için de çıkanlar olacak. He balık için çıkanlarda ne olacak abi? Şu olacak ben söyleyeyim size. Bir. E, diyecek ki senin kaç kişilik teknen var? 10 kişilik teknen var. Tamam. 10 kişilik teknen varsa sen kardeşim 4 e, ya da 5 kişi çıkabilirsin. Kaptan dahil. Bu sefer ne olacak? Kaptan diyecek ki size. Arkadaş. Bu teknenin bir masrafı var. Eskiden ben sizi 100 liraya, 150 liraya çıkarıyordum. Ama şimdi bu 10 kişi de şu kadar ediyordu. Ben o parayı yine o 4 kişiden almak zorundayım ya da 5 kişiden neyse. Tabii ki almak zorunda çünkü onun da bir masrafı var. Ha balık bu sefer ne olacak biliyor musunuz? O balık avı ...gerçekten e, zor olacak. İnsanlar gitmeye zor kalkacaklar. Yani öyle hadi gidelim balığa... ...her hafta balığa gidelim falan yok. Özellikle burada bakın tekrar tekrar söylüyorum... ...sizler şeylere dikkat edin özellikle. E, bu balık turu düzenleyenlerle... ...iyi irtibata geçin. Dikkat edin dediğim o. İyi irtibata geçin. Onlardan öğrenin. Deyin ki arkadaş... Ne zaman e, yapacaksınız bu işi? Var mı? Doğru mu? Bir belgen var mı? Belge sorun abi ya. Belge sorun. Bu hani şeye aa bize 27'si dendi tema. Tema ne abi? Tema Vakfı var biliyorum. Tema Vakfı bir tane şey. E, i̇şte Ağaçlar Öldü biliyorsunuz geçenlerde. Tema Vakfı'nın kurucu üyesi. İsmini unuttum. E, öyle bir şey ben bilmiyorum abi tema diye bir şey. Orada balık ne diyorlar? E, normalleşme süreci. Ha işte Tema Vakfı'na kaldı normalleşme süreci. Abi bir yönden de çok seviniyorum. Epey güzel duyumlar alıyorum. Özellikle Meralar kendine geldi. Ha Ali daha doğru söylüyorsun. Meralar kendine geldi. Bak güllük kofanadan geçilmiyor arkadaş. Çupralar e, e, sana söylüyorum eğer oradaysam e, Meftun çupralar kilo üstü hep. 2 kilo 1 kilo bunların üstüne geldiler yani inanılmaz. Onun için hakikaten acayip balıklar olacak. Bu arada Sahil Güvenlik mi söyledi sana? Ha, 27'sinden sonra diye. Ya nereden yazı istesene o Sahil Güvenlikten. Ben yarın o Sahil Güvenliği de arayacağım. Bakalım ne diyecek bana. Vallahi bilmiyorum. Burada hanım balıkçılar da var, balığı seven hanımlar da var. Daha çok işte aileler var. Bu aileler de istiyor. Herkes istiyor bu balığa gitmeyi. Basri Demir hoş geldin. Sadık bir hoş geldin. Akgün uyanık hoş geldin. Hakan Çamur sen de hoş geldin. Fıratcan Uslu ne demiş? Ne alakası var? 5 kişinin çıktığı zaman herkes bir yerde oturuyor zaten. Sosyal mesafeyi koruyorlar. Ben işte onun için 5 kişi gelsin. Kardeş nedir me mesafe diyorlar ki 3 metre, kimisi diyor 2 metre, kimisi 1,5 metre. Senin o olduğun yerde, çıktığın yerde hiçbir şekilde 1,5 metre yok aranızda. Ben biliyorum. Biliyorum en fazla taş çatlası 50 santim vardır aranızda. Hani ben hiç gitmemiş olsam eyvallah. Ee, huzur tekne. Sahil güvenlik şu anda sadece 27 Mayıs için tur yazmalarının önünü açtı. Ama sayı belli değil. Sosyal mesafe şartıyla. Ya bir tane belge istin. o Huzur teknesi. Güllük Allah aşkına bir tane şey iste ya. Ben arayacağım yarın isteyeceğim onlardan ya. İnşallah doğrudur ya. Herkes balık tutar. Vallahi inşallah doğrudur. Abi surf castingçiyiz. Zaten aramızda 10 metre. Ya ben aslında işte... Kara avcılarına gidiyor mesela şeyde av yapıyorlar adamlar. Ne o? Ee, ne orası? İşte göllerde, göletlerde. Ula zaten araları çok büyük. Çok büyük yani araları. E bu o, bu kadar büyükken çok fark varken aslında onlara hiç e, fazla dokunmamak gerekirdi. Daha an başına gidiyorlar zaten özellikle de. Murat Karan Güllü Rus yanıt veriyor. Yanlış bilgi. Kaptan diyor bak. A, bence de yanlış bilgi. Yani o adam size onu diyen Sahil Güvenlik komutanı hata yapıyor. O da sosyal medyada görmüş. Ona bir tane yazı gelmiş mi? Uyduruyor. Hayrettin Karaca. E işte meftun yacı abi demek abi deme artık diyor. Ne demek o anlamadım. Meftun Yağcı abi deme artık ne demek? Anlayamadım ben senin abi ne demek dediğini. Hüseyin Karakuş, Necati Okur hoş geldiniz. Fıratçı iki tanesi, iki tane tanesi karşıda otursun. İki tanesi teknenin bir kısmının bir tanesi arkada otursun. Sosyal mesafe zaten. Evet doğru. Aynen öyle. Haklısın Fırat Canuslu. Doğru. Ama 10 kişilik teknede de aynısını yapmak gerekiyor işte. Bu 10 kişilik teknede. Anladın mı şimdi sen 10 kişilik tekneye 10 e, kişi koyarsan araları böyle falan olmaz abi. Yok öyle bir şey. Adam gelir der ki olmaz böyle bir şey olmaz der. E, Kadıköy rıhtımına Yunuslar sürüsü girdiğine göre diyor Naim Evren denizlerimiz temizlendi demek. E doğru. Kısmen doğru. Doğru söylüyorsun. İnşallah inşallah abi demiş abi yarı yolda bot alacağım yeter artık eh, tamam işte abi yarı zodyak bir bot evet abi aynen abi bir tane bot alın bitti abi zaten olay orada abi biz surfcastingçiler ara mesafesi en az 20 metre oluyor doğru söylüyorsun Emre Bahadır Tüfeng hoş geldin Ünal Küpeli hoş geldin Adana nasıl hava yanıyor tabi oralar şimdi abi sahil güvenlik yok diyor Yasak devam ediyor. Evet abi. Evet bu böyle. Bu böyle evet. Yani biliyorum. Ee, Fırat Canuslu hastalık de, ne demiş? Hastalıkta aslında herkes gitsin. Emre Sörf casting de öyle demiş. Tamer Öztürk de öyle demiş. Vedat da öyle demiş. Ondan sonra Mesut da öyle demiş. Efendim tekrar ediyorum ben şimdi. Bak. Eee 27 Mayıs yasak kalkıyor balık diye Google'a yazdığınızda diyor ki orada arkadaş diyor biz diyor burada diyor şey yok diyor. Öyle bir şey çıkmıyor yani Google'da. Sadece burç çıkıyor. Ondan sonra burçların haricinde de başka şeyler çıkıyor o kadar. Ondan sonra sonucuma... Normalleşme planının en altında kırmızı bir arz ederim var. O arz ederimde de e, e, ne demiş dosyano yok bir tane kocaman arz ederim. Neyi arz ediyorsun abi Kime arz ediyorsun yani olmaz öyle şey. E, dosyano var e, bir hıyar üşenmemiş olduğu gibi bundan ilgili yazılar yazmış abicim. Yani Google'da da bir şey çıkmıyor, bir şeyde de çıkmıyor. Ben de diyorum ki bu arada ben bu izinleri alabilmek için bu kadar dosyalar çıkardım. Bir sürü şeyler çıkardım. Uğraştım, hala uğraşıyorum. Ee, yani öyle kolay değil abi. Değil, kalkacak, inşallah kalkacak. Bu arada bir reklam yapayım ya, bir reklam yapayım hadi size. Şöyle bir reklam yapacağım. Bak ben bu bandanaları çıkardım. Benim YouTube kanalım var ya, balık dedektifi diye. Balık dedektifine 300 küsür kişi var. Balık dedektifine üye olan insanlara tamam mı bu e, bandanalardan vereceğim. Çok amaçlı. Bak şurada bütün amaçlar nasıl yapıldıkları böyle tek 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 gönderiyor. Oraya üye olan şu 300 küsürden sonra şimdi bu geceden sonra bakacağım. Onların içinden çekeceğim. Ve e, şey yapacağım. Bir onlara hediye olarak göndereceğim. Eee Büyük harflerle yazıyormuş Naim göreyim diye. <laughs> Naim tamam eyvallah. Ondan sonra ee, ne var? Abi balık av açık olsa ne diyor? Açık olsa bile bazı şehirlerde çıkma yasağı devam ediyor. İnsanlar gidemez ki abi diyor. Doğru söylüyorsun. Şimdi ben bak İstanbul'dan çıkıp e, Çanakkale'ye gideceğim. Çanakkale'de bir şeyler yapacağım ama yapamıyorum abi. Yapamıyorum ya gidemiyorum. Nasıl gideceğim yani? Oraya gidebilmek için İstanbul'dan çıkış yapmam lazım. Çıktığım anda zaten Çanakkale'ye kadar gidiyorum. Sonra oradan geçeceğim. E, e, Balıkesir'de yasak var. E, nasıl yapacağım abi? Balıkesirden İzmir'e geçeceğim. Oradan oraya geçeceğim. Arkadaşlar teşekkür ediyorum. Açıklamalar yaptım. İnşallah yararlı olmuştur. Bakın e, balık dedektifi diye yazıyorsunuz youtube'a çıkıyorum oraya üye oluyorsunuz bu saatten sonra gelen üyelerin hepsini göreceğim ve e, şu bandanadan kendilerine göndereceğim hatta şöyle bir sürü bak şurada da şeyleri var gösteriyor neler olduğunu neler olduğunu hepsini tek tek gösteriyor çok amaçlı 12 tane çeşit yapıp kafanıza giyebiliyorsunuz evet eee Balıktayım balıktayım. Ee, selam söylemiş. Hoş geldin kardeşim. Manavgat'tan Aykut Yardibi aynen bekliyoruz demiş. Erim Tokçu zormuş. Derya bir İstanbul valine gitmek çok mu zor abi? Ya Erim gittim. Bana dedi yani telefonlara bakmıyorlar arkadaş ya. Boş ver ya işte olmuyor olsa olacak zaten. Teşekkür ederim arkadaşlar izlediğiniz için sağ olun.